Ahmet Taş getiren 2019'a doğru hayırları anlamak lazım mı? AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından %48.6 hayır yüksek bir rakam mı değil mi? Aynı şekilde %51.4 evet beklenen olmasa bile tam da olması istenen bir rakam mı? Mesela böyle bir sonuç çıkması 2019'a giderken kaygımı uyandırıyor yoksa güven mi? şunu biliyoruz %48.6 evet cenanda kimseyi memnun etmedi 2019 için de güven değil kaygı öne çıkıyor AK Parti, MHP, BBP, Hüdapar. Bu partiler kurumsal olarak evetin yanında yer aldılar. Toplam oyları %65 civarında. Alınan oy bu rakamın 13,5 puan altında. Bu parti dizileşi için muhafazakar tanımlaması ortak çizgi olarak nitelenebilir. Karşıda da CHP'nin başını çektiği, HDP'nin ve diğer sol grupların katıldığı hayır cinahı var. Ne oldu da bu %13,5 oy böyle bir tercihte bulundu? Bir soru, bu insanlar ideolojik bir dönüşüm geçirip muhafazakarken sola mı kaydılar? Referanduma sunulan metni nasıl okudular? Başkanlığa nasıl baktılar? Bir başka soru. Hayır oyları çizgisinin toplumda yaygınlaşmasını mı istiyoruz yoksa onlardaki değişimi ya da o ana has tavrı okuyup itirazlarını değerlendirip varsa problemli yanlar onları düzeltme iradesi ortaya koyup tercihlerini yeniden gözden geçirmelerini sağlamayı mı doğru buluyoruz? Bence doğru, siyaseten rasyonel olan bu ikincisidir. Yargılamak, hain damgası vurmak ve dışlamak da bir yoldur hiç kuşkusuz. O zaman aradaki mesafe daha da büyür ve 2019 riski çok daha açık hale gelir. Anadolu programlarım farklı vesilelerle devam ediyor. Gittiğim yerlerde bir halka açık programlar var, bir de daha özel halkalarda buluşmalar var. Bu bazen muhafazakar STK temsilcileriyle oluyor, bazen üniversite öğrencileriyle, bazen oralardaki devlet görevlileriyle. Onların bakışlarını ve yaşananları öğrenmek için bu buluşmaları ben de özellikle istiyorum. Bir örnek anlatıldı İzmir'de üniversite öğrencileriyle gerçekleşen bir buluşmada. Bizim üniversitede mescit yok. Namazlarımızı bulduğumuz yerde kılıyoruz. Bir arkadaş mesela merdiven altında kılıyor namazlarını. O arkadaş hayır verdiğini söyledi referandumda. Niye öyle davrandığını sordunuz mu dedim? Sormuş. Bir cevap var bana ifade edilen. Şunu söyleyeyim. Kullanılan dilden rahatsızlık duyuyor. Diyelim ki o gencin kafası karıştı. Ruhu kaydı, bilmem ne oldu. %13,5'un tekabül ettiği muhafazakar insan kütlesi milyonlarla ifade ediliyor. Ne oldu bu insanların dünyasındaki böylesine bir mesafe koydular? İsterseniz bu kitleyi muhafazakar, İslamcı vesaire diye tanımlamayalım. AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na yaptıkları hizmetler sebebiyle bağlı iken farklılaştığını düşünelim. Peki neden olmuş olabilir bu? Geçen günlerde Kemal Gözler'in bir yazısından yola çıkarak iktidarda muhalefet de okumalı başlıklı bir yazı yazdım. Uyuyan dev diye bir toplumsal varlıktan söz ediyor ve AK Parti şunu yaparsa şöyle olur, muhalefet şunu yaparsa şöyle olur gibi bir değerlendirmede bulunuyordu. Bu bir toplumsal yönelişi okuma denemesiydi. Onu önemsemeyebilirsiniz, ortada uyuyan dev falan gibi bir şey bulunmadığını, gözlerin rüya gördüğünü düşünebilirsiniz. Ama ortada referandum sonuçları gibi bir olgu var ve o olgu AK Parti dünyasında kaygıya, karşıt cenahta umuda yol açıyor. Ben Erdoğan'ın ve AK Parti'nin başarısını kendi değer dünya açısından önemsiyorum. Ama daha da öncelikle siyasi aidiyet aynı zamanda İslam'la ilişkiler açısından önem taşıyorsa ve tablo insanların İslam'la ilişkilerinde de bir mesafe anlamına geliyorsa bu kaygıyı taşıyorum. O zaman konu çok daha önemli hale geliyor. R.O. Kütahyalı iki yazı yazdı benim Kemal Gözler'in makalesinden yola çıkan değerlendirmelerimle ilgili. Kütahyalı benim o yazıyı neden yazdığımı anlamadıysa onun adına üzülürüm. Yok, anladı da şu sıralar taş getirene saldırma komutuna uygun adımda bulunduysa sadece gülümserim. Beni tanıdığını zannederdim çünkü. Hayırların gerekçesini anlamak lazım. Hatta kemik sol itirazların gerekçesini bile. Ahmet taş getiren Star